Önce hoş geldiniz hocam. Benimki bilmem konudan bağlantılı veya bağlantısız bir sorum var. Konu serbest. Hocam şimdi kaldırım taşlarının, yolların görevi çiğnenmektir. Onlar çiğnendikçe zevk alırlar. Ayakların görevi de onları çiğnemektir. Öyle olmasına rağmen ben her adım atışta yüreğim eziliyor. Çünkü biri ezen, biri ezilen pozisyonda. Çiğnemek ağırıma gidiyor. Bu ters olmuyor mu? Yani bundan kaçınsam olmuyor, kaçınmasam olmuyor. Çıkar yolu nasıl bulacağım? Nefsin vesvesesi. Nefsin vesvesesi. Teşekkürler. Bu ekmeği yerken çiğnemek olmuyor demek gibi. Veyahut da suyu içerken ya ağzımızdan suyu içiyoruz demek gibi. O yüzden normalde bir kimse yol yürüyecek, taşın üzerine de basacak, toprağın üzerine de basacak. Bu gayet normal ve doğal bir şey. Bu noktada ama taşa zarar vermesin, o ayrı bir şey. Ama onun vazifesi de bu. Kurban geliyor, herkes kurban kesecek. Vazifesi insanlar hayvanları kesecekler, bunun gibi. Bunda bir sıkıntı yok. Nefis oradan vesvese veriyor insana. Normalde bir müddet sonra mesela onu o kimse tasavvufun bir umdesi gibi görüyor. Yemek yerken işte yemeği ısırmayı kendine sıkıntı yapıyor. Veyahut da bir helal dairede bir şeyi kendine sıkıntı yapıyor. Veya makul işin fıtratında olan bir şeyi sıkıntı haline getiriyor. Bu insanı hasta eder. Biraz daha rahat yaşayabiliriz. Sıkıntı yok. Biz unutmayalım. Din olarak haramlardan sorumluyuz. Helallardan değil. Sıkıntı olmaz. Selamun aleyküm. Biyoenerjinin dinde yeri var mı? Elle tedavi nasıl, yani caiz mi? Sizin görüşünüz? Tedavi ile alakalı haramla olan tedavi yasaklanmış İslam'da. Haram olmadıktan sonra tedavi yöntemi hepsi de serbest. Bunun adına ne enerjisi diyorlarsa desinler, bunda bir sıkıntı yok. Bir tek haramla tedavi yok. Mesela bir kimse ya başı ağrıyor, hadi bir duble içki işte bununla başın ağrısı geçsin, bu yok. Veyahut da işte bu rahatsızlığı domuz yağı iyi geliyormuş, bundan kullan, bu yok. Geri kalan tedavi ile alakalı bir sıkıntı yok yani. Ayet-i kerimede diyor ki zannın fazlasından kaçınınız, zira zannın bir kısmı günahtır diyor. Zannın fazlası nedir ve yani zandan nasıl kaçınırız, bir de günah kısmı nedir efendim? Halit'in kucağındaki çocuk kendisine ait. Bunu bilmeyen kimse, ya Halit'in gayrimeşru bir çocuğu olmuş ya. Bir kimse zanna düşmesinin sebebi bilmediği bir şeyin üzerinde fikir yürütmesindendir. İman edenler, siz bilmediklerinizin peşine düşmeyiniz. Yani bilmediğin bir şeyi araştırmana gerek yok. Seni ilgilendirmiyor bu mesele. Bu seni zanna düşürür. Veya orada bay bayan oturuyorlar. Biz şimdi oturduğumuz yerde diyeceğiz ki ya sevgilisi mi acaba ki? Ya bunların hepsi de haram işliyor zaten. Bitti. Bilmediğimiz bir şey. Olumlu noktada peki fazla gitmek? Bu normalde olumlu bir zan, o kimsenin zaten hoşuna gider. Yani ne kadar edepli oturuyorlar. Anlatabildim mi? Olumlu zanda fazla da gitme sıkıntı yok. Zannın mu? Zannın fazlasından kaçınınız dediği şey olumsuz olarak. Biz insanların özel hayatlarını, özel dairedeki yaşantılarını, yanındakinin kim olduğunu, bizi ilgilendiren bir şey değil bu. Müslümanların perişan eden, içini boşaltan şeyler. Biz bir şeyi yapıştırmayı hemen seviyoruz. Ona bir zan ekleyeceğiz biz ona. O yüzden ayet-i kerime bizi bundan yasaklanıyor. Çünkü bu sosyal bir facia. Bak, sosyal bir facia.
Şimdi Tuğçe'nin yanında oturanın babası. Normalde bir kimse onun babası olduğunu bilmeyip kendi kendine diyecek ya, Tuğçe'nin yanında birisi oturuyordu. Genelde biz bayanların üzerinde zambesleriz ya. Otomatikman başlayacağız yazmaya. Amcası mıdır, babası mıdır? Örneğin işte, yani dedesi olamaz, mümkün değil, o kadar yaşlı değil de. Yani genç, yani dedesi desek kimse inanmayacak. Dayısı olabilir örneğin. Bir akrabasıdır, bir şeysidir. Bizi ilgilendirmiyor da zaten. Anlatabildim mi? Bu noktada biz onun üzerinde kötü zan besledikçe kalbimizi karartıyoruz. Bunlar sufilerin derin hastalıkları. Müslümanların derin hastalıkları. Sufileri biraz eleştirirler. Sufiler böyle bir şeyin dibine darı ekmezler. Çok böyle karışmazlar. Çok böyle bunu oturtmaya çalışıyoruz şimdi sufi terbiyesi olarak biz. Bunu normalde çok eleştirirler. Yani siz karışmıyorsunuz kimsenin neyine. Ya biz karışmakla memur değiliz ki. Yani birisinin evini gözetlemeyin demiş. Biz birisinin evini gözetlemekle memur değiliz ki. Evi gözetleyenin işte gözü şeytan olmuş demiş. Biz onun gözümüzü şeytan edemeyiz ki. Bunlar bizi hep zanna götürecek. Veyahut da yoldan birisi geçiyor. Yok, bu filanca kıza geçiyordur buradan. Bizim gençliğimizde böyleydi. Mahalleden bir delikanlı geçti mi, biz ulan kime geçiyor buradan? Yani orada teyzesi vardır, halası vardır, dayısı vardır, akrabası vardır. Yok, o mahalleden birisine geçiyordur. İkinciyi geçti, üçüncüsünün de kafasını gözünü yardırdı. Bir gün dövüyorlar böyle birisini. Ben koştum, ne dövüyorsunuz dedim ben. Tabi durdu bunlar. Oğlum neden dövünüyorsun? Üçüncüyü geçiyor buradan abi. Oğlum siz kafayı mı kırdınız dedim. Yani üçüncüyü geçiyor buradan diye adam dövülür mü? Çocuğu toparladım, elini yüzünü sildim, şey yaptım. Çocuğun her tarafından kan akıyor. Dedim ya sen kime geldin? E dedi filancalar yeni göçtüler buraya. O benim dedi teyzem oluyor. Herkes kaldı şimdi mahalledekiler. Ulan oğlum neden dövdünüz adamı? Duruyorlar şimdi. Sordunuz mu? Nesin? Neyin necisin? Kimin kimisin? Bir de yani sormak senin üzerine mi düşmüş? Mahallenin namusunu kurtaracaklar ya. Bunun gibi biz kendi kendimize insanların özel hayatlarının üzerine, özel dairelerin üzerine biz boyuna yazıyoruz, kitap yazıyoruz. O kimsenin üzerinde zan olmuş oluyor. İyi zan beslemek güzel. İbadet bile sayılabilir. Ama gerçeğini saklamadığı müddetçe, o zaman bunda bir sıkıntı yok. Ama öbür türlü zannın fazlasından sakınacağız. Peki bizi ilgili örneğin bizi ilgilendirmeyen bir şey de hüsnü zan beslemek, olumlu bir zan beslemek. Bu bizi kayba götürmez ki. Sufiler hüsnü zanın kayba götürmeyeceğine inanmışlar. Siz Allah'a hüsnü zanla bakınız. O zaman Allah'a hüsnü zanla bakınca etrafındaki eşyaya, kimliklere, kişiliklere, prototiplere, her şeye hüsnü zanla bakmak. Bu bir terbiye sistemi. Bu etrafındaki her şeye hüsnü zanla bakan kimse Allah'a da hüsnü zanla bakacak. Etrafındaki her şeye suizanla bakan kimse Allah'a da suizanla bakacak. Siz Allah'a suizan beslemeyiniz. Bu da emir. O zaman ya Allah bunu benim başıma bela olarak sardı. Suizan. Bunu bana bela olarak gönderdi. Suizan. Ben aç kalabilirim. Suizan. Ya işte Halit bir gün şöyle yapabilir. Suizan. Erdoğan bir gün böyle yapabilir. Suizan, bak bunların hepsi de. Bundan bize ya kaçınmamız emrediliyor. Bundan kaçınmamız emrediliyorsa o zaman o kimsenin bu noktada hüsnü zandan başka yapabileceği bir şey kalmıyor. Şundan dolayı dedim efendim, demin bayan kardeşten örnek verdiniz. Örneğin yanındaki babası dediniz. Örneğin şimdi örneğin bayan kardeşinin zaten yanındaki kimse benim zaten normalde hani ilgim dairesinde bir şey değil. Örneğin ben hani onun babası diye
hüsnü zan etmem örneğin. Bunu normalde örneğin hüsnü zan etmek veya suizan edip etmeme noktasında değilsin. Ama bir kimsenin kalbine şeytan üfleyecektir. Şeytan üflediği anda o şeytanın suizanına hüsnü zanla cevap vermek gerekir. Eğer ona nötr durursanız siz, şeytan orayı tiftiklemeye devam edecektir. Derse ki o kimse, babasıdır ya, amcasıdır, dayısıdır. Bitti bak, cevap bitti. Olmayabilir, önemli değil. Ama bizim kendi iç alemimizdeki cevap bitti. Biz yolun başındayız daha. Yolun başında olanların bir şeye nötr durması mümkün değildir. Şeytan ve nefis muhakkak onun kalbine bir kılçık atacaktır. Şeytan ve nefis onun kalbine kılçık attığında ona verilecek bir cevap gerekir. Ona verilecek olan cevap hüsnü zan cephesinden olursa o kimse şeytanı o anda susturmuş olur. Böylece kalbini, şeytan onun kalbini meşgul etmemiş olur. Şeytanın meşguliyetinden kurtulur. Hoş geldiniz hocam. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Benim sorum devlet üzerine olacaktı ama. Hiç önemli değil. Bir ülkede yani kendiniz hani bir nevi de olsa Müslüman olarak tanımlıyorsunuz ve ona göre yönetilmek istiyorsunuz. Bu suç mudur yani? Hani devlet buna göre yönetmiyor sizi şeriat kurallarına göre. Yani böyle ilgili bir sorun. Bugünkü anayasaya göre suç. Bu durumda bizim yani bunun dışında yaptıklarımız bize suç mu yani kendi işlediğimiz? Ama kime göre suç şimdi? Anayasaya göre suç mu yoksa Allah'ın buyruklarını yere getirmediğimiz için bizim adımıza bir sorumluluk mu? Bizim suçumuz mu? Bu normalde çok geniş bir mesele ama bunu İmam Muhammed'in devletler hukukundan yola çıkaraktan biraz dolaşayım. Bir dünya üzerindeki yer ikiye ayrılır der Hanefi fıkıhçıları veya Şafii, Maliki, Hanbeli hepsi de öyle düşünürler. Bir, İslam hukuku olarak yaşanılan yerler Darül İslam, İslam'ın hukukunun yaşanmadığı yerler Darül Harp. Hanefiler derler ki Darül Harp olan yerde daha önce İslam hukuku uygulandıysa ve uygulamadan kalktıysa orada İslam hukuku uygulanıncaya kadar mücadele etmek farzayındır der. Şafiler ise derler ki daha önce İslam hukuku uygulanan yerde İslam hukuku kaldırıldıysa son Müslüman şehit oluncaya kadar savaşmak farza indir der gibi iki grupta toplanmış bu noktada görüşler. O yüzden şu anda İslam hukuku yok. Biz Müslümanlar olarak burada İslam hukuku uygulanıncaya kadar mücadele etmemiz bize farzayın olmuş oluyor. Bu açıdan yola çıkaraktan bu hadisede mayınlı tarlalarda yürürsünüz. Daha sen gençsin. Yani gençliğini senin böyle bir tecrübesizlik olarak görüyorum. Başka bir şey değil. Türkiye çok mayınlı tarlalardan geçti. Türkiye'deki Müslümanlar da çok mayınlı tarlalardan geçti. Biz hala da o mayınlı tarlaların içerisinde yürürüz. Her sohbet eden kimse veya böyle mesela gidersiniz sohbetlere, canlı sorulu cevaplı değildir orası. Birisi kitaptan bir şeyler okur size, siz o okuduğunuzu alır gidersiniz. Çünkü böyle canlı bir soru gelince o kimse kendi imanıyla sorunun arasında sıkışır kalır. Soruya cevap vermiş olsa imanının gereğini yerine getirir ama soruya cevap verdiği için ertesi gün önceden öyle değildi. Önceden gelip evden alıp götürüyorlardı. Şimdi bir muhtarlığa yazı bırakıyorlar. Basın savcılığına filanca saat filanca dakikada hazır bulunmanız diye. Siz muhtar sizin ona getiriyor yazıyı. Siz ben prosedürü söyleyeyim sana. Siz o gün o saatte basın savcılığının önüne gidiyorsunuz. Basın savcısı sizin tutanağınızı elinde alıyor, dosyanızı açıyor. Filanca yerde böyle 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 demişsiniz diyor. Onları söylediğinizde siz ona cevap veriyorsunuz. Basın savcısının önünde. Basın savcısının isnatifine kalıyor. Normalde ya sizi isterse mahkemeye sevk ediyor. Mahkemede devam ediyor davanız. Ya da
oradan karar veriyor kendisi. Kovuşturmaya yer yoktur diye. İki no kararı tutuşturuyor sizin elinize, gidiyorsunuz. Normalde Türkiye hala da o mayınlı tarlalarda dolaşıyor. Mesela gidip birisine deseniz Türkiye Darül Harp mi Darül İslam mı diye, o adam Darül Harp diyemez. Ben derim. Anlaşıldı. Benim demem, ben savcıya şeyim, ne o? Mahkemeler beni tanır, savcılar da beni tanır, dosyalar da beni tanır. O yüzden bir sıkıntı yok. Normalde, ama bu büyük bir handikap. Durum bu. Yani şimdi... Hacı Erkan. Buyurun, dinliyorum sizi. İkinci sorum, unuttum gibi oldu. Ha. Şimdi son zamanlarda İslam dünyasına son yüz, belki 150 yıldır hani Batı'dan da kaynaklı bir nevi maddeci akımlar diyelim, en başta evrim teorisi veya 250 yıldan beri. Evet, yani farklı bunlar endeks olmaya başladı. Hani günümüzde biz belki bazı yönlerden Müslümanlar olarak bunları fark edemiyor muyuz? Veya bunlarla fazla uğraşmıyor muyuz? Yani sorum özetle şu, İslam felsefesi bugün hangi düzeyde? Avrupa ile yarışacak düzeyde mi? Yani bir şeyler üretiyor mu? Ortaya atılıyor mu? Benim kendim yani bir bilgim yok açıkçası. Sizden bilgi öğrenmek isterim bu konuda. Bu noktada inancı birileriyle yarıştıramazsınız. Bu mümkün değil. Bir felsefeyi de birileriyle yarıştıramazsınız. Bu da mümkün değil. Çünkü iman etmek başlı başına bir kimsenin, bir bireyin kendi şahsi dairesidir. Yani siz bir Budistle, bir Budizm inancıyla, bir İslam inancını bu noktada yarıştıramazsınız. Karşılaştırabilirsiniz. Yarıştıramazsınız. İnanmak yarışma işi değildir çünkü. Bu bir, ikincisi. Ama bir kimse kendi inancını temel alaraktan bir medeniyet kurabilir. Bir insanlık medeniyeti kurabilir. Bu medeniyeti kurarken de kendince, kendisine argüman olarak, materyal olarak kendi inancını alabilir. Mesela ben Osmanlı'nın son, mesela dünya üzerindeki son medeniyet olarak Osmanlı medeniyetini görüyorum. Ben onu tam bir İslam medeniyeti olarak görmüyorum. Her şeyini İslam'dan almış ama bir Osmanlı medeniyeti. İslam'dan almış ama kendisinin temel argümanlarını. Bu temel argümanlarını kendi dairesinde İslam'dan almasını biz kabullenebiliriz. Deriz ki temel dairede kendisini bu noktada İslam'dan aldı argümanlarını komple. Ama bunu birileriyle yarıştırmak, medeniyeti yarıştırmak mümkün. Medeniyeti karşılaştırmak mümkün. Biz deriz ki medeniyet yarışır da karşılaştırır da, bu mümkün. Buna söyleyecek bir sözüm yok. Şu anda İslam dünyasının, ben onu Batı medeniyeti olarak görmüyorum ama Batılılar kendilerini medeniyet olarak kabul ediyorlar. İslam dünyasının Batı'yla şu anda bu noktada ekonomik olarak, sosyal olarak, askeri olarak, siyasi olarak yarışabilecek noktada değil henüz. Ve zaten yarışabilecek noktaya gelmesin diye İslam dünyasının üzerinde 200 yıldan beri istenilen oyunlar oynanıyor. Yani bu aslında mesela bir siyasi konuşmaymış gibi algılanacak ama bunun temeli bundan 250 yıl önce atılmış. Dünyayı idare etmek isteyen finans güçleri karşılarında tek ayakta duran Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktılar. Bize de dediler ki siz kendi içinizden yıkıldınız. Onlar el birlik ettiler. İçimize kendilerince her şeyi dizayn ettiler. Bunu başardılar. Yıktılar bunu. Bu yıkıldıktan sonra Osmanlı'dan geri kalanlar bununla mücadele edemedi. Çünkü Osmanlı'dan kalan devletlerin hepsinin de başına kendilerinin yetiştirdiği insanları koydular. Türkiye'de dahil buna. Bugün Afganistan'da Karzai neyse,
Suriye'nin başında da, Suudi Arabistan'ın başında da ki kimse oydu. Bugün Osmanlı yıkıldığında kimler devlet başkanı olduysa hepsi de Karzai hükmündeydi. Başka bir şey değildi. Karzai bugün Afganistan'da devlet başkanlığı yapabiliyor mu? Yapamıyor. Kimin devlet başkanı? Bu küresel güçlerin devlet başkanı. Nereden geldi? Amerika'dan geldi. Amerika'dan tepeden inme mi girdi? Geldi, evet. Khomeini nereden geldi? Fransa'dan geldi. Bunlar normalde halkın gözünde görünmeyen şeyler. Bu küresel güçler sizin dininizi kendi dairenizde yaşamanızdan rahatsız olmazlar. Siz sabaha kadar namaz kılın. Onları enteres etmez. Sabah kalktığınızda kahvaltınızı McDonald's'ta yapmanız lazım. Öğlen yemeğinizi bilmem ne çıkında hamburgerde yemeniz lazım. Üzerinizde bilmem hangi marka gömleğin olması gerekir. Akşam olduğunda bilmem hangi AVM'de, bilmem hangi çıkında fast food'da yemeğinizi yemeniz gerekir. Gece yatacağınız zaman bilmem hangi 5 boynuzlu otelde yatacağınıza bakar onlar sizin. Budur onların istedikleri ve asla ve asla siz kendi özünüze dönmeyin, kendiniz olmayın, özgürleşmeyin, özgür olmayın, kafanız çalışmasın. Kendi kafanızı çalıştırıp da kendi kendinize bir şeyler yapmaya kalkmayın. Kendi kendinize bir şeyler yapmaya kalkarsanız başınıza da bombaları yağdırırlar. Çok da canları sıkılırsa Hiroşima'ya attıkları gibi atarlar. Çok da canları sıkılırsa demokrasi getirirler sizi. Irak'a yerle bir ettikleri gibi sizin de ülkenize girip yerle bir ederler. Bu dünya üzerinde saklı gizli oynanan bir oyun değil. Bu yarışa İslam dünyası nasıl ayak uyduracak? Yani hani çözüm önerisi olarak neler sunabiliriz? Evet, sorunlar ortada ama çözüm olarak. Bu noktada olarak... ben kendimce, kendi dairemde herkesin çözüm önerisi kendine ait ve yapabileceği şeyler kendi gücü nispetinde. Hanefiler derler ki güç yetirmekle alakalı bir mevzu koyarlar ortaya. İnsanlar güç yetirdiklerinden sorumludur derler. Bunu destekleyen hadis-i şerifler vardır. Mesela öyle bir zaman gelecek ki başınızdaki zalim hükümdarlar sizlere bunları yapacaklar. Biz ne yapalım ya Resulallah o zaman? Sorun, böyle bir şey var, bunun arkasına soru var. Biz ne yapalım? Siz gücünüzün yettiğince mücadele edin. Siz onlardan alabildiklerinizi almaya çalışın. Alamadıklarınızı istemeyin. Örneğin başka bir yerde mesela zalimler seni öldürmeye geldiklerinde ne yapacaksın? Ben ne yapayım ya Resulallah? Sen kılıcını git taşa vur, Uhud taşlarına vur. Yani savaşma. Neden? Öleceksin çünkü savaşırsan. Ben evime girseler de mi? Bir odun almayayım mı? Bir odun al. Eline odun alıyor bakın. Kılıca karşı odunla kendini savaşacak. Niçin? Müslümanın göz göre göre kendisini ölüme götürmesi de caiz değil. Senin yaşaman lazım. Onunla mücadele etmek için senin yaşaman lazım. Onunla mücadele etmek için senin büyümen lazım. Onunla mücadele etmek için senin güçlenmen lazım. Hani ben Ege çocuğuyum. Bizim orada bir meşhur tabir vardır. Erken öten horozun kafasını keserlermiş. Yani horozun ası seher vaktinde ötecek. Sabah namazına kaldıracak. Saat 3'te ötüyorsa horozda iş yok. Kes, konu komşuya iyidir, misafirlerine ikram et. Horozu erken ötmeyecek. Bunun gibi bu zulme karşı, bu zalimliğe karşı ben kendimce ne yapabilirimin cevabını aradım kendimde. Ben ne yapabilirimin cevabını önce ülkücülükte aradım. Vatan haini oldum. Arandım, tarandım, bilmem neler oldu. Ondan sonra bir baktık ki farklı bir cenah. Biz dedik ki biz böyle ülkücü değildik dedik, kenara çekildik. Sonradan işte sufi olduk, gene vatan haini olduk. Gene arandık tarandık. Bu ne yapabilirimin derdiydi. Ve ben ne yapabilirimin derdiyle dertlenen kendi dairesinde bir kimseyim. Bunun yolu insanlara anlatmak. Bunun yolu dini anlatmak, gerçek dini anlatmak. Biz yaşayamayabiliriz. Katıksız din anlatmak, katıksız çıplak din anlatmak.
insanlara dondurulmuş din anlatmak değil. Kur'an ve sünneti anlatmak. İsnatif soruyor. Ben de diyorum ki isnatifi kullanabilirsin. Niçin? O hata yapsın isnatif kullanırken. Dinde de hata yapsın. Sufilikte de hata yapsın. İsnatif kullansın. Ayağı yere bassın. Kendine gelsin. Ben desin ki burada hata yaptım. Ha, demek ki bu hataymış. İsnatif kullansın. Biz mecburuz. Ben kendimce bunu kendime söylüyorum. İnsanlara çıplak Kur'an ve sünnet anlatmaya, çıplak Kur'an ve sünnetin ışığında tasavvufu anlatmaya, çıplak insanların Kur'an ve sünnet dairesinde insan olmanın yolunu anlatmaya. Eleştirmek, ötelemek, itelemek, onu kendinden görmemek, onu eksik görmek bizim işimiz değil. O yüzden ben çıplak kendi gördüğüm resmi göstermeye çalışıyorum insanlara. Diyorum ki ey insanlar, ey kardeşler, ey arkadaşlar, sizin namazınızdan hiç kimsenin bir derdi yok. Süleyman Demirel daha önce bağırıyordu, camiler açık. Ha, camiler açık, İslam var demek yani. Biz de bağırıyorduk ona. Camiler kadar bilmem neler de açık. Ama normalde insanlar bunu görmek istemiyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden bu bir İsevi'nin de derdi olmalı. Bir Musevi'nin de derdi olmalı. Çünkü o da ütülüyor uluslararası güçler tarafından. Ya bugün Almanya'nın işte atıyorum Opel fabrikasında çalışan işçiyle Türkiye'deki Tofaş fabrikasında çalışan işçinin arasında bir fark yok. Bugün Almanya'da Opel'e binen ve Opel'i 36 ay vadeli alan bir işçiyle Türkiye'de Tofaş'a 36 ay vadeli binen bir işçinin arasında bir fark yok. Almanya'da işte bilmem ne chicken burger yiyen bir kimseyle burada bilmem hangi AVM'de çok lüks bir şekilde bir bilmem ne hamburger yerinin arasında bir fark yok. Hepsi de bunlar uluslararası o güçlere hizmet ediyorlar. Başka bir şey değil. Yani adam 36 ay size vadeli araba satıyor. 44 ay size 36'ya en sonunda endekslediler, bitirdiler. 36'dan sonra satmayacaksınız dediler. Ömür boyu vadeli size araba satacak size neredeyse. Siz ömür boyu borçlu olacaksınız. Dünya üzerinde böyle bir sistem kurmuşlar. Ben bağırıyorum, almayın diyorum. Kime kadar dinleteceğim ben bunu? Girmeyin bankadan içeri diyorum. Nereye kadar dinleteceksin? Dünya üzerinde en fazla kar eden bankalar. Yüz bin kişi var dünya üzerinde, 100.000 kişi veya 100.000 şirket var dünya üzerinde, 100.000 şirket. Biz buna 150.000 şirket diyelim. Dünya üzerinde 150.000 şirket var, dünyanın sermayesinin %60'ı onların elinde. Başka bir şeye gerek var mı? Yok. Yani biz diyoruz ki şimdi, işte ekonomi bu noktaya geldi. Harika. Sen ondan milletine ne verdin? O önemli. Sen o ekonomiden vatandaşına ne verdin? O önemli. Şimdi herkes kendince şöyle düşünüyor. Hani işte bu parti neden fazla oy aldı diye herkes hesaplıyor ya. Soruyorum ben şimdi. Neden oy attın? Adamın bana verdiği cevap şu. Bende 3 tane çocuk var. Bugüne kadar doktor görmemişlerdi. Doktor görüyorlar. Adamın 7 tane çocuğu varmış. 2 çocuğu doktorsuzluktan ölmüş. Doktora götüremediğinden. Oturdum kendi kendime. Bu bir dram. 2 çocuğunu kaybediyor
bir baba doktorsuzluktan ve ardından iki çocuk doktorsuz hasta olarak büyümüş. Sonradan diyor ki, üç tane çocuk diyor, şimdi diyor doktor görüyoruz diyor. İlaç bedava diyor. Kendi kendime şunu söylüyorum. Devletin yapması gereken şeyi yıllar sonra insanlar görmüşler. Bunu kendince büyütmüş. Kendince büyütmüş. Ve o dramı yaşamak istemiyor bir daha. Burada din mi kaldı şimdi? Burada inanç mı kaldı? Burada iman mı kaldı? Ona desem ki ben şimdi, ya bu zaten devletin vazifesi. Devlet bunu yapmakla mükellef. Onun söylediği cevap şu olacak. Daha önce neden mükellefiyetini yerine getirmedi ki? O yüzden hani mesela bakın bu dünyanın bütün problemi. Amerikan Devlet Başkanı Obama, diyeceksiniz ki ya burası tasavvuf sohbeti değil mi? Soru oraya getirdi insanı. Biz her türlü soruya cevap vermeye çalışıyoruz. İlla ki cevap vermek zorunda değiliz ama yani bir bilgimiz varsa bir şey diyeceğiz. Obama kendi vatandaşları için senatodan yardımla alakalı bir şey geçirmek istedi. Ekonomik kriz çıkardılar Amerika'da. Dediler ki sen para dağıtamazsın fakirlere. Dediler ki sen işçilere para dağıtamazsın. Dediler ki sen sokakta yatanlara para dağıtamazsın. Yapamazsın. Adamın şeyini ne o? Çanına ot tıkadılar. Bitti. Yapamadı adam. Amerika'daki bir zenci ile veya Amerika'da bir İspanyol göçmeni ile Almanya'daki bir zenci veya bir Müslüman Afrikalı göçmenle bizim aramızda bir fark yok. Nerede okuyorsun? Ben eğitim fakültesinde okuyorum. Eğitim fakültesinde buradaki. Ne bölümün? Sosyal bilgiler öğretmenliği. Seninle işte Amerika'daki herhangi bir eyalette, üniversitede okuyan arasında bir fark yok. Belli üniversiteler var. Seçilmişlerin üniversiteleri. Seçilmişlerin üniversitelerine gidenler oradan çıktıklarında seçilmişlerin şirketlerinde iş yapıyorlar. Değişen bir şey yok. Daha da ileri gideceğim ya şimdi. İş siyasete dönecek. Çok basit. Yani böyle bir son nokta koyacağım, geleceğim. Son cumhurbaşkanınızın, yani bir önceki cumhurbaşkanınızın cumhurbaşkanı olmazdan önce yani Türkiye'ye hangi şirketten geldiğine bakın. Değil mi? Şimdi kendimizce nasıl düşünüyoruz? Ay ne kadar Müslüman bir cumhurbaşkanımız vardı, değil mi? Sadece gireceksiniz. Türkiye seçimi ne o? Siyasete girmezden önce ne iş yapıyormuş, nerede çalışıyormuş ona bakacaksınız. Bilim adamları ve filozofların ayrıştığı bir nokta var. Bazıları diyor ki ayrıştı. Bir nokta mı var? Yok. Çok var da. Ben bir tanesini söyleyeceğim. Evet. Bazıları diyor ki bilgi insanda doğuştan var olan bir şeydir. Yani insan doğduğu anda ne insan kadar güzel işte. Doğduğu anda bütün bilgiler onda mevcuttur. Kimisi de diyor ki bunu kim diyor bunu? Bunu felsefeciler diyor. Felsefeciler diyor. Bazıları da diyor ki hayır, insan doğduğu zaman sıfır, yani bir beyaz kağıt gibidir. Gittikçe dolar, üzeri gittikçe dolar. Şimdi bu bilgi burada kenarda durduğu zaman bizim yapımıza da baktığımız zaman hani bir işte inandığımız ölçüde bir ruh diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bir de işte beden dediğimiz bu olgudan bahsediyoruz. Geçici olan ve ebedi olan. Şimdi aynı zamanda böyle daldan dala atlıyor gibi olacak ama
bağlayacağım inşallah. Bir taraftan da deniliyor ki şu an pozitif bilim bunu söylüyor. Yani deneylerle sabit olan. Diyor ki bilinçaltında öyle bir bilinçaltı yapısı var ki, mesela şimdi sizin bilinçaltınıza indiğimiz zaman, işte diyelim Mustafa Özbağ beyefendi 3 gün öncesine gittiğimiz zaman, işte 3 gün öncesinde şu saatte geçtiğiniz dükkanın adını söyler misiniz? Şu. Ama şu an bunu hatırlamıyorsunuz, bunu bilmiyorsunuz. Veyahut işte insana mesela bir şey sorulduğu zaman, yani normalde o ana kadar öyle bir bilgiyle veya öyle bir soruyla karşılaşmamış. İşte ya şu kolon nasıl yapılmış olabilir? Doktor toparla. Tamam. Şimdi yani içimizde cevap veren bir mekanizma var. Ama daha önce bu bilgiyle karşılaşıp karşılaşmadığı önemli olmuyor. Karşılaşmamış diyelim. Benim sormak istediğim, siz bunlardan herhangi birisine katılıyor musunuz? Yani bilgi insanın yapısında var olan bir şey mi? O ebedden gelen, yani ebede gidecek olan yapısında var olan bir şey mi? Ya da bilgi burada insanın sürekli yeni olarak öğrendiği bir şey mi? Öyleyse de bu içimizden cevap veren şey ne? Yani bilmediği bir şeye cevap veren şey ne? Allah Adem'i yarattı. Allah Adem'i yarattıktan sonra ona isimleri öğretti. Ona isimleri öğretince meleklere dedi ki Adem'e sor, ne soracaksanız dedi. Melekler de dediler ki biz bilmeyiz, Allah bilir dediler. İnsana, insanın fıtratındadır kendisine lazım olan bilgi. İbrahim Aleyhisselam hiçbir bilgi ile bilgilenmediği halde ve hayatını mağaranın içerisinde yaşamasına rağmen ilk mağaradan dışarı çıkıp yıldızı görünce, Sirius yıldızı, dedi ki bu benim Rabbim olmalı. Çünkü tam böyle gün ışımadan önce Sirius yıldızı çok parlak olduğundan ilk önce o ışığını verir. Ardından gece de olsa o Sirius yıldızının ışığı bütün öbür yıldızlardan fazladır. Adem onu görünce, İbrahim Aleyhisselam onu görünce dedi ki benim Rabbim bu olmalı. Ardından ay çıktı, dedi ki benim Rabbim bu olmalı. Sabah oldu, güneş peyda olunca dedi ki benim Rabbim bu olmalı. Güneş de batınca dedi ki ben batanları sevmem. Bu o kimsenin gönlünde, kalbinde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu ilimle ilimlendiğine işaret. Bunu nasıl kapatmamışım ben? O ilimle ilimlendiğine işaret o kimsenin. O yüzden ben bir kimsenin doğuştan Cenab-ı Hakk'ın ona ilim verdiğine inananlardanım. Ve o kimse ailesiyle beraber o verilmiş olan ilmi arttırdığı veya eksilttiğine inananlardanım. Arttırdığını veya o ilmin üzerine bir şey koymadığına inananlardanım. Böyle olunca da ben o dünya üzerindeki iki çeşit var ya, hani diyorlar ya bir kısmı, ondan sonra işte ilim sonradan oluşur diye, ben sonradan oluşur diyenlere katılmıyorum. Ama artıp azaldığını söylüyorsunuz o zaman. Ben azalması orada sehven oldu, arttığına inanıyorum. Arttığına. Yani tamamen bir şey yok o zaman. Tamamen verilen bir, söyledikleri ilmin tümünün verildiği. Ben şimdi onu da açayım o zaman. Onun böyle, ben bir insandaki ilmin bir çekirdek hükmünde olduğuna inanıyorum. Ve o çekirdek hükmünde olan ilim kendince, kendi dairesinde kendi fıtratınca neşvi neva ettiğine inanıyorum. O neşvi neva ederken kendi fıtratınca neşvi neva ettiğine inanıyorum. Ve bir kimse o neşvi neva etme noktasında, hani büyüme, gelişme, yükselme çağında, o kimsenin
ona katkılarda bulunabileceğine inanıyorum. Eğer hiç dokunmazsa ona, hiç ellemezse, o böyle hani toprağa atılmış ama toprakta çimlenmemiş, yeşermemiş bir tohum gibi olacağına inanıyorum. Anladım. Bir de şu hali sormak istiyorum. Bu yine aynı şeyle alakalı. Mesela örnek vererek söyleyeceğim. Mesela bir şey sordunuz bana. Ben de o an, normalde bunu daha önce bilmiyordum. O an bir cevap verdim size. O an, yani doğru olduğuna inanıyorum. Doğru söylediğimi de düşünüyorum. Ama mesela 3 gün sonra, 5 gün sonra o verdiğim cevabı da hatırlamıyorum. O anlıktı. O an cevabı veriyorum ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bu dediğimiz o ilimle alakalı olan kısım mı? Doktor, yani... psikolojik, psikolojik problemler yaşamaya başlayacaksın sen de bizim gibi. Yani o anda vermiş olduğun sonradan hatırlamıyorsan benim safıma geliyorsun. Ne güzel. Birisi de sana teşhis koyabilir o zaman. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Hocam ben iki soruda bilginizi almak istiyorum. Birincisi, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan vaizlerin, müftülerin cübbeleri. Diyanet İşleri Başkanı'nın cübbesindeki o sırmalı şeyler eğer ipekli ise ipekten harama girer. İpekli değil, saten falansa gösteriştir, riyaya girer, riya da harama girer. Yok, imamların o işsiz cübbeden kıldırdıkları namaz kabul olmuyor da illa işli cübbeden mi kıldıracaklar? İşsiz cübbeden de görevlerini fevkalade yaparlar. Bu sefer israfa girer, israftan harama girer. Benim görüşüm bu. Bu konuda görüşünüzü almak istiyorum. Bir ikincisi, son zamanlarda camilerde namaz kıldıran imamlar Allahu Ekber demeye başladılar. Ben de dilinize eşek arısı soksun diyorum. Allah demeye utanıyor musun, korkuyor musun diyorum içimden. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Halep'te, Şam'da da namaz kıldım. İstanbul'da, eski İstanbul'da girmediğim cami kalmadı. Bir tanesinden Allahu Ekber diyeni duymadım. Sığındıkları nokta E ile A arası bir ses diyorlar. Ya Arapçayı Araplardan iyi mi biliyorsunuz? Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim? Bu nedir? İşin aslı ne? Bu nereye gidiyor? Bana göre Diyanet'in Diyanet'in elinde sadece sağlam Kur'an kalmıştır. Geri yanı Allah korusun diyorum. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah Haç'tayken Iraklılardan bir kısmı gelir. İşte sineğin ısırdığı yerden kan çıkınca abdestin bozulup bozulmadığını sorarlar. O da onlara şunu der: siz der, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin biricik torunu ve onun oradaki ehli beyti katledilirken o kan sizin abdestinizi bozmadı da şimdi bu sivrisinen kanını mı bana soruyorsunuz der. Şimdi sen de Diyanet'in sırmalarını soruyorsun bana. O yüzden oradan oraya bağladım. Mübarek insan bana ne sırmasından. Sırması. Diyanete yazacaksın. Diyanete yazacaksın. Öbür meselede de normalde evet, bazı camilerde ben de karşılaştırırım. Gerçekten yani evet, o E ile A arasında okunması lazım ama mesela A orada daha baskın duran nokta. Ama bazı imamların gerçekten Allah değil de Allah dediklerini ben de şahit oluyorum. Evet. Amin.
Dedi doğru. Mesela şimdi bir mesela Katolikler için Vatikan'daki Papa dini Allah adına yeryüzünde yaşatan kimsedir. Aynı zamanda dinin herhangi bir yerini değiştirmeye muktedirdir Allah adına. Bir şeyi haram edebilir, bir şeyi helal edebilir. Allah adına yapabilir bunu. Onların inandıkları nokta ve daire bu, uyguladıkları bu. Bunun karşıtlığı İslam'da yok. Mesela İslam'da halifelik var. Halifelik Müslümanların halifesi, dinin halifesi değil. İslam dininin halifesi derler ya, İslam'ın halifesi. İslam'ın halifesi yok. Müslümanların halifesi var. Bu siyasi bir organ, dini değil. Ve işte bir Anglikan kilisesinin en üstündeki kimsenin karşıtlığı yok bizde. İslam'da yok. Ama bu popüler dünyada, şimdi İslam dünyasında böyle bir karşıtlık oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela dinler arası diyalogla alakalı yola çıkan kardeşlere şunu demiştim ben. Papa bir şeyi haram helal edebilir. Siz ne adına haram helal edeceksiniz? İslam'ı temsil edecek olan kim? Dinin temsilcisi yok. İslam dininin temsilcisi yok. Yok, bitti. Olması da mümkün değil. Yani bir kimsenin ben Müslümanların temsilcisiyim deme hakkına sahip değil. Pardon, ben İslam dininin temsilcisiyim deme hakkına sahip değil. Bir kimse ben Kur'an ve sünnetin temsilcisiyim diyemez. Hiç kimse diyemez. O zaman dindarlar arası diyalog mümkün, dinler arası diyalog mümkün değil. O Hristiyanlık adına konuşacak. Sen kim adına konuşacaksın? O diyecek ki ben papayım. İstediğimi haram ederim, istediğimi helal ederim. Bu saatten sonra içkiyi helal ettim ben. Veya iki duble içkiyi içmeyi helal ettim. İslam dininde bunu yapabilecek bir kurum yok. Ama böyle şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bu karşıt noktaya getirmeye çalışıyorlarmış gibi. Hani papa varsa papanın karşıtı da Diyanet İşleri Başkanı'ymış gibi. Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar herhalde. Ben buna katılanlardan değilim. Bunu şu sebeple yapmış olabilirler. İslam dünyası artık kendince siyasi olarak kendi dairesinde, işte bizim de temsil edilmemiz lazım diye feryatlar yükselince böyle bir olgu, böyle bir algı oluşturmaya çalıştılar galiba. Allahu alem. Geçen gün Vatikan'da Kur'an okundu. Sevindirici bir olaydı. Fakat bu altyapı hazırlıyorlar. Yarın onlar da gelip bu camilerimizi aynı yapacaklar. Altyapı da hazır. Peygamberimiz zamanında Yahudilerin mescidi yıkılmış, ibadethaneler yıkılmış. Peygamber'e gelmişler, bize ibadetimizi nerede yapalım? Mescidin bir tarafını göstermiş. Buyurun orada yapın. Onlar da gelip bu camilerini daha iyi yapacaklar pekala. Vatikan'da bütün Kur'an'ı okumadılar. Hem dinler arası diyalog, diğer dinler dinden çıktığı için İslamiyet gelmişti. Dinden çıkmazsa İslamiyet gelmezdi. Dinden çıkmış, diğer dinler. Evet. Efendim, ayet-i kerimede geçiyor ki biz emaneti göklere, dağlara, taşlara teklif ettik de onlar bundan kaçındılar. Bunu insan kabul etti. İnsan ne cahildir ne de zalimdir diyor. Şeride Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makalatında diyor ki Hazreti Adem kendinde bulunan ledün ilminden dedi, bu şeyi kabul etmenin, emaneti kabul etmenin
aynı zamanda Allah'ın rızasını almak olduğunu bildi dedi ve bunun için emaneti kabul etti. Hacı Bektaş Veli Hazretleri böyle diyor. Birinci sorun bu noktada hani şeyde ayet-i kerimede bir cahillikten bahsediyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de makalatta bir bilgi sonucu aldığını söylüyor. Hani bu noktada bir şey yapamadım, bağlantı kuramadım. İkinci sorum da bu emaneti kabul edenler arasında örneğin ben var mıydım yoksa benim adıma mı kabul edildi bu? Adem'e yüklediğimiz manayla alakalı. Eğer Adem'e sadece tekil bir birey olarak bir mana yüklersen sen yoktun. Ama Adem'e tekil bir birey, tekil bir şahıs olarak görmez de Adem bütün insanları kendisinde barındıran bir mana olarak yüklersen o zaman sen vardın. Adem'in içinde de bir sürü Adem vardı. Öyle bir mana yüklersen o zaman sen vardın. Hatta ilk üflemiş olduğu ruh, bu noktada bütün insanların ruhu da o ruhun içerisinde cem edilmiş vaziyetteyse, eğer öyle bir mana ile bakarsak o zaman hepimizin ruhu da bu manada İslam'ı kabul etti zaten. O zaman normalde burada kesretten vahdete, yani çokluktan tekliğe doğru yürüyüş yapmamız gerek. Eğer çokluktan tekliğe doğru yürüyüş yaparsak hiçbir sıkıntı yok zaten. Oradaki insanın cehli, Kur'an ve sünneti tanımazsa insanın cehli vardır. Kur'an ve sünneti tanırsa da insanın halifeliği vardır. Adem aleyhisselam bir veçesiyle kemalatın zirvesinde olarak zirvesinde noktasında Allah'ın halifesi, bir veçesiyle de bu noktada nefis noktasında işin cehli. Adem'de her ikisi de saklı ve gizli. Bir de deminki bir şey söylediğinizden bir şey yakaladığımı düşünüyorum. Umarım doğru yakalamışımdır. Hani tek bir nefesten hepimiz hani geldik. Hani, sizi hepinizi tek bir nefisten yaratan Allah. Bir tevhidden yani geldik. Hazreti Mevlana da bir beytinde diyor ki hepimiz diyor tek bir olgun kişiyiz diyor. Buradaki tek bir olgun kişi yani bu noktada hani tek bir nefisten yaratılmamız mı? Bütün her şey tek bir nefisten yaratıldı. Sadece insan olarak bakma. Varlık tek bir nefisten yaratıldı. O da Cenab-ı Hakk'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti. O zaman hepimiz hepimiz tek bir olgun kimseysek o zaman bu olgun kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mi? Hı. Kesrette vahdet, vahdette kesret. El Fatiha ma salat. Amin. Kaçta? 8:30 mu? 8 mi? Söyle, ilan edeceğiz. 8. Tamam. 8'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.